Selam arkadaşlar. Bugün e, önemli bir video çekeceğim. Şimdi makyajı yeni başlıyorsunuz. Neleri alabilirsiniz? E, tabi burada ekonomik durum gözetmiyorum. Yani herhangi bir ekonomik duruma sahip birey bunu izleyebilir. E, kendinize uyan kısımlarını alın arkadaşlar. Uymayan kısımlarında benzerlerini bulabilirsiniz. Düplarını bulabilirsiniz ya da işte daha high end versiyonlarını bulabilirsiniz. Burada ben e, tüm gelir durumlarını kapsayacak e, bir e, kapsamda anlatacağım. Fiyatlarından tabii ki de bahsetmeyeceğim. Çünkü ben videolarımın zamansız olmasını istiyorum. Evet bu da akılda bulunursa çok sevinirim. Hani fiyatlardan neden bahsetmiyorsun diyenler olursa işte tam da bu yüzden. Hani Evet bu çantayı incelemeye başlayacağız. Yani bir makyaj çantası düzenleyeceksiniz. Tabii siz daha büyük bir makyaj çantası <laughs> alabilirsiniz kendinize. Bu bana hediye geldi. Ben de bunun içine doldurdum. Size göstermek için ayırdım. E tabi bazıları sığmadı. Başlayacağız tek tek. Şimdi bunları çıkartacağım ve tek tek size anlatacağım arkadaşlar ve bu size çok güzel bir rehber olacak çünkü bunlar gerçekten hem uygun fiyatta olsun hem de hayalinde olsun gerçekten herkesin sevebileceği ürünler onu söyleyebilirim. Bu arada kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar her türlü desteği açız bunu biliyorsunuz evet başlayalım. Fondöten olarak Estee Lauder Double Wear önereceğim. Neden bunu öneriyorum? Hani başka cilt tipini niye düşünmüyorsun? Bence bu her cilt tipine uyar. Yeter ki siz kullanmasını bilin. E şöyle söyleyeyim. E cildinizi öncelikle iyice nemlendirmeniz gerekiyor. Nemlendirici bir krem kullanmanız gerekiyor. Tabii bu nemlendirici krem yağlı olmazsa iyi olur. Hani hem balm efekli onarıcı hem de e, tamamen yağ bazlı ya da tamamen su bazlı değil. Ortalama kıvamlı bir krem kullanmanızı e, bunu kullanmadan önce öneriyorum. Bunu ben böyle e, çok az miktarda bir ileri, bir, belirli bölgelere kullanıyorum. İhtiyacım olan bölgeleri. Siz de bu şekilde bunu kullanırsanız ve kendi cilt tonunuzu alırsanız iki ton işte yazın başka belki kışın başka renk tonuna giriyorsunuz. İki tonla alırsanız tamam bitmiştir. Yani başka bir gerçekten fondötene ihtiyacınız yok. İşte makyajı yeni başlayanlar için de bakın bu şeyi kesinlikle öneriyorum. Tabi bu küçük boyu yani büyük boyunu da alabilirsin ama bu çantada taşımalık falan daha uygun fiyatı da belki daha uygun ama hani genele vurduğumuzda daha pahalı ya da mal oluyor olabilir tabi siz bilirsiniz ben olsam cam versiyonunu alırdım hani evde bir köşede olması amacıyla bunu da saklardım bunun içine doldurur çantaya atardım gibi gibi şimdi fondöten olarak bunu önerdim bence herkese uyar şimdi bunları biliyorsunuz arkadaşlar neden iki renk aldın ya bundan üç tane renk var bu, bu buraya girmiş Hani örnek göstereceğim ya siz ondan. Bu daha kapatıcı buna göre. Bu daha incesi. Hani çok cilt problemleriniz yoksa bir takım renk tonu eşitsizlikleriniz de çok fazla değilse ama yine de işte kapatıcı kullanayım diyorsanız bunu alabilirsiniz. Güzel bir şey. Ince. Bakın şurada mesela benim geçmeyen yaram var. bunu böyle bu şekilde bu işte bakın müdahale ediyor. Yani renk tonunuzu eşitliyor. Bir de ben bunu neden seçtim biliyor musunuz? Şimdi Artık günümüzde biliyorsunuz ki çoğu kişi fondöten kullanmıyor. İşte fondöten kullanmıyorsanız sadece bunu alıp işinizi halledebilirsiniz. Böyle de bir gerçek var. Tabii bunun şimdi Nars versiyonu da var. Nars'ın kapatıcısını da alabilirsiniz. Ama bende bu var. Bunu gösteriyorum. Hani sizin gelir durumunuza göre alın. Bu o ikisi bununla o benziyor zaten. Öyle söyleyeyim ama o tabii ki de daha kapatıcıdır. Bir de bende klinik var. Clinique'in şöyle tüpteki şeyi var versiyonu. Onu şimdi çıkartmadım ama ondan da alabilirsiniz. Ondan da oldukça memnunum. Bir de bu var. Şimdi bu da Oldukça yoğun ben de tabi bu soğuk bir bej rengi oldukça yoğun bir kapatıcı fakat işte kapatıcı doğru kullanmak önemli böyle hani sıvama yaparsanız çok key, key oluyor dersiniz ama bakın bu normalde öyle bir şey yapmıyor yani gayet güzel esteladır gibi kapatıyor. Hani bunda bir sıkıntı ben göremedim. Hani bunu çok sevmiyorlar ama neyini sevmediler anlamadım. Sadece biraz kuru bir etkisi olabilir. Evet böyle de bir gerçek var. Tabi nemlendirici sürüp e, tekrardan bakmak lazım. Aslında ben bunu dün kullandım. Gayet de iyi duruyordu. Gün içerisinde kuruma yapabilir. Orada e, doğal spreylerden vesaire destek alabilirsiniz, nemlendirebilirsiniz. Ama bence göz altında yoğun kapatıcı arıyorsanız, bakın bu mesela iyi. Ama bunun rengini doğru almanız çok önemli. Yoksa işte çok patlak patlak göz altlarına sahip olabilirsiniz. Çünkü yoğun kapatıcı yoğun da rengini veriyor. Hani burada cilt renginizi uygun almanız çok önemli. Mesela bu ikisi de benim cilt rengim değil. bunu zaten niye aldım bilmiyorum. <laughs> Neyse onu karıştırıp kullanırım ben bazı şeylerle. Kapatıcı olarak bu ikisini öneriyorum. Alternatiflerini de söyledim. Klinik ve Nars. Bunlardan da alabilirsiniz. Oh, gelelim. Contour Stick'e. Şimdi Contour Stick 201 numara. Bunu herkes bilir zaten. Ben bunu kullanıyorum. Elim yedim arkadaşlar. Biraz o yüzden kanıyor, kanıyor olabilir. E bunu daha önce anlatmıştım hatta bunun shorts videosu da var onu paylaştım bilmiyorum ama paylaşırım e güzel bir renk bence ben seviyorum bunu bunu kullanıyorum Siz de böyle bir tane kontüristik alabilirsiniz Kesinlikle. hani e gayet iyi bence uygun fiyatlı iyi bir şey yani bunun yüksek fiyatlısı ne olabilir onu bilemiyorum arkadaşlar e en azından şu an için e bilmediğimi söyleyebilirim gelelim pudralara pudralarda hula bronzerı bronzer olarak alabilirsiniz kendinize bakın ben de çok kullandım zaten güzel bir ton güzel bir ton hatta bunu gözlerinizde de kullanabilirsiniz şöyle içinde fırçası falan da var tabi ben o fırçasını kullanmıyorum ben minisini almışım siz tabi büyük boyunu da alabilirsiniz çünkü ömürlük bunlar yani bunu alıyorsunuz çok uzun süre kullanıyorsunuz böyle bir gerçek var hatta şu bile düşünsenize ama tabi benim kullandığım birçok çok var. o da ayrı bir detay gelelim pudralara Şimdi benim mekin mineral pudrasını kullandığımı biliyorsunuz mekin mineral pudrasını alabilirsiniz ya da bunlardan alabilirsiniz bunlar ne bunları anlattım kiko ürünlerini incelemesinde Bakın bu şekilde e, fondöten pudra olarak kullanabilirsiniz. Bunun böyle süngeri var. Ben bunu sıklıkla kullanıyorum. Nasıl kullandığımı da short videosunda göstermiştim ya da anlatmıştım işte. Bunu e, makyajı birazcık daha hani ım, nasıl denir? Cildin hani çok matlaştırmadan böyle çok güzel bir hani parlaklığını alıyor. E, bunu kullanabilirsiniz. Fakat bu sonraki aşama hani şeyi sürdükten sonra işte e, mesela bununla yüzümü ısıtıyorum. şunla yüz ısıtması için böyle mineral taş pudraları alabilirsiniz bunun Mac versiyonu da var bende biliyorsunuz hani bu birazcık cilt tonunuzdan daha bir orta ton daha orta tona kayık daha sıcak olabilir çünkü bronzer kullandığınızda bronzer ile cilt rengi tonunuzun arasında bir renk olmalı ki o ikisini şöyle bir ortalamasını bununla bulasınız yani kaynaştırmak için kullanıyorum. Bunu da biliyorsunuz ki, işte göz altlarında matlaştırma sağlamak için bu şekilde. Ben sünger ile beraber kullanıyorum. Süngeri çabuk yıkanıyor. Kesinlikle kolayca gün içerisinde kurtabilirsiniz. Bu iki pudrayı öneriyorum. Meski mineral pudrasını da alabilirsiniz bunlara ek olarak. Şeffaf pudra diyeceksiniz. Şeffaf pudra ben bu aralar çok kullanmıyorum. Böyle de bir gerçek var. Fakat elimdeki konunki var şu anda şeffaf olarak. Şeffaf pudra da alabilirsiniz arkadaşlar gelelim allıkları allık olarak benim iki tane biliyorsunuz kullandığım allık var bir tanesi bu bir tanesi de bu yani rare beauty'den alabilirsiniz allık uzun süre kalıcı olduğu için bunu söylüyorum ve uzun sürede gidiyor hani uzun ömürlü e, rengi de mesela bu benim en sevdiğim renk grateful rengi çok canlı gösteriyor Direkt hayata dönüyorsunuz yani saniyesinde <laughs> öyle söyleyebilirim şöyle bu izlemeyenler için videoyu incelemesi var ama inceleyin izleyin arkadaşlar onu da e, i̇ncelemeyenler için o videoyu şöyle göstereyim, fırçası falan da bu şekilde. E, dizaynını zaten biliyoruz, seviyoruz. Makingi var, dört renk. Hani böyle her renk olsun, allık, allık benim için çok önemli diyorsanız böyle krem allık var. E, bu uzun sürede dayanıyor arkadaşlar. Hani yüzde de kalıcılığı iyi. E, yalnız krem işte alttaki makyajınız çok fazlaysa sıkıntı yaratabilir. Daha ince, daha böyle sportif makyajlarda tavsiye ediyorum. Başka ne söyleyebilirim? E, far olarak e, kullanabilirsiniz. Hani ilk yeni başlangıçta işte far işine yeni giriyorsanız böyle tekli farlar alabilirsiniz. Bunları sadece örnek olarak gösteriyorum. Bu markayı almak durumunda değilsiniz. Fakat bunlar şöyle güzel metalik şu anda trend zaten. Güzel metalik tonlara sahip. O yüzden bunları seçtim. Ayrıca bunu highlighter olarak da bu ikisini highlighter olarak da kullanabilirsiniz biliyorsunuz ki ben böyle ışıltılı highlighterları da seviyorum. Hani neden cildim simli simli parlamasın ki? Neden yani? Hani niye, bu kuralı kim koydu? Ay çok simli, çok basit görünüyor. Yo işte öyle değil yani. O senin tamamen e, genel halinle alakalı bir şey aslında. İşte bunu isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii kişisel bir tercih. Ben buna bir şey diyemem. Bakın kalıcılığı ama bu şeyi fazlası gittikten sonra güzel bir highlight ıslak etki de yaratıyor. Far olarak bunu alabilirsiniz. Bronzerınızı kullanabilirsiniz. Ya da şöyle küçük altılı paletler falan alabilirsiniz arkadaşlar. Hani far ne bileyim makyaj sabitlemek için vesaire kullanılabilir. Şimdi dudak ürünlerine geldiğimde dudak ürünlerinde bakın ha, bu göz için. Gözde ha, bir dakika şimdi. Arkadaşlar gözde iki tane rimmel e, yani önermiyorum aslında göstereceğim örnek olarak. Bir kahverengi daha doğal bir makyaj istiyorsanız kahverengi rimmel alabilirsiniz böyle. Bu birazcık daha sulu. Bunun da hiçbir şey anlamadım yani. E, kıvırıp şey yaptım ama tek tek ayırıyor bu da. Yani nasıl bir rimmel istiyorsanız bunu araştırın arkadaşlar. Ben bu rimmeleri önermiyorum fakat benim elimde bunlar var. rimel e, olarak bu. Şu kalemi kesinlikle öneriyorum. Bakın eyeliner'a ihtiyacımız yok aslında. Elimizde olan işte siyah tonlu farlar ve böyle bir kalem. Yani bu tato liner daha açmadım tabi siyahını almıştım. Bende çok kahve tonları var. Hatta kahve rengi var mı burada onu da göstereyim. Yok ha bunu dudak kalemde anlatacağım o kalsın. Dediğim gibi arkadaşlar bunları kullanabilirsiniz. Hani kalem olarak bunu ya da kahve tonunu alıp kullanabilirsiniz. Çok memnun kalırsınız. Öyle söyleyeyim. Uzun süre kalıcı. istediğiniz şekli rahatlıkla verebiliyorsunuz. Blend de edilebiliyor. E, tavsiye ediyorum. Ne bu? Maybelline Tattoo Liner. E, yani bir kalem alacaksanız göz için e, bence bunu almalısınız. Gelelim dudak ürünlerine. Dudak kalemleri önemli bence. Yani bu aralar çok sık kullanılıyor. kullanılıyor biliyorsunuz zaten. Fakat bakın burada Storm rengi var. Bir de bende chestnut rengi var arkadaşlar. Bu chestnut'u göz kalemi olarak da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca dudak kalemi olarak da kullanabiliyorsunuz. Koyu kahve tonları seviyorsanız rujda alabilirsiniz. Hem göz için hem de dudakta kullanmak üzere. Fakat gölge amaçlı böyle stone rengi alabilirsiniz. Bu daha böyle grimsi bir taş rengi. Çok fazla da renk vermiyor. Hani biraz bakın zaten bu iki ton birbirine benziyor. Daha önce de daha önce de bunu şey yapmıştım, anlatmıştım. Buna ben dudak gölgesi veriyorum. Gayet güzel oluyor. Şimdi kırmızı renkte ruj kullanıyorsanız sıklıkla böyle bir liner alabilirsiniz. Bu Farmasi'nin marka şart değil. Sadece öneriyorum. Bu Inglot'un bu da pembe tonu. Pembe tonluk bir makyaj yapıyorsanız genellikle böyle güzel bir Inglot'un dudak kalemi var. Alabilirsiniz. Inglot. Yine bu ne? Golden Rose. Evet, bu da nude renkli makyaj yapıyorsanız sıklıkla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta kırmızının da sıvaçını yapayım. Çünkü kırmızı ruj kullananlar da aramızda bayağı var. Hani kırmızı ruj, ruj dudak kalemiyle genelde kullanırlar. Bakın bu böyle bir renk. Daha kırmızı bir ton da işte Mac'in cherry'sini alabilirsiniz. Mac'in cherry diye bir rengi var. Onu da alabilirsiniz. Bayağı güzel bir kırmızı. Şimdi bunu, bunu da hepsiyle kullanabilirsiniz. tonu. Şimdi bu böyle biraz derinlik katıyor. Gördüğünüz gibi hepsiyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle bir gölge efekti de bir renk aslında stone renk yeterli ama işte daha kahve koyu tonları kullanıyorsanız chestnut renginde alabilirsiniz. Yine plum renkleri falan da var. İşte kullandığınız makyajın stiline göre böyle işte her rujda olabilecek 4 tane renk seçmeniz ya da 4 ya da 5 renk seçmeniz yeterli. Ama ben dudak kalemi kullanmıyorum. Genelde işte sadece gloss sürüyorum vesaire diyorsanız almanıza hiç gerek yok. Girelim glosslara. Gloss olarak da çok popüler iki tane şey önereceğim. Herkesin ulaşabileceğini seçmek durumundayım. E, zaten gloss olarak ben çok yüksek fiyatlı üründe kullanmıyorum. O yüzden yüksek fiyatlı bir şey öneremem ama bunun hani bunun gibi Dior'un dudak yağı var biliyorum. E, bunun da gibi de ne var? E, Fenty'nin Gloss Bomb Bambu var. O da var çantada ama onu şey yapmadım. Çıkartmadım nedense. Eee Evet. Dudak yağı gayet güzel. Her şeyi kullanabilirsiniz. Dudak kalemi sürüp direkt üstüne bunu sürebilirsiniz. Sade kullanabilirsiniz. İç kısmına sadece bunu kullanabilirsiniz. Hafif böyle bir parlatma efekti katabilirsiniz. Güzel kalıyor. Güzel de nemlendiriyor. Böyle dudağım rahat ediyor diyebilirsiniz. Aynı şekilde şöyle bir renk önereceğim. Silk rengi. Şimdi bu şeffaf ya. Özellikle bakın şeffafı seçtim. Bu da hafif ışıltılı. Bakın dolguna şeyi var. Ay yok bu da bayağı ruj ruj gibi. Bakın nude bir ruj bu aslında. Şimdi buradaki dudak kalemiyle şöyle kullanabilirsiniz. Görüyor musunuz? Yani o yüzden zaten bunu seçtim. E şeffafımız var zaten. E bir de bunun şeyi var. Moon rengi var. İsterseniz onu da alabilirsiniz. O da şeffaf do ışıltılı şeyi var. E, glitterları var içerisinde. Öyle şeyleri seviyorsanız daha dolgun görünsün vesaire istiyorsanız da onu alabilirsiniz. Fakat bu daha çok parlak ruj gibi düşünebilirsiniz bunu. Aynı şekilde bunu allık olarak da kullanabilirsiniz aslında. Fakat tabii ki de çok fazla allık olarak renk vermiyor. Böyle de bir durumu var. Highlighter olarak da hemen şöyle göstereyim bunu kullanıyorum. Bakın böyle bir şey bulursanız alın. Var mı hala bilmiyorum. Yani highlighter da benim istediğim görüntü şudur. Ha, Rare Beauty'nin var galiba. Rare Beauty. Ondan alabilirsiniz. Mesela allığıyla highlighter'ını alabilirsiniz zaten. Bakın çok güzel su etkisi veriyor. Su. Hani böyle çok glitter glitter değil. Hani bayağı kendi ışıltın gibi parlayan bir highlighter alabilirsiniz. Bu da Rare Beauty High, High End olarak öneriyorum. Sephora markası olarak öneriyorum. Bu da Becca zaten. Bu da çok kaliteli ama bundan var mı bilmiyorum işte. O yüzden de e, e, ulaşabileceğinizi söyledim. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. E, bu tarz da devam edecek. E, e, umarım yararlı buluyorsunuzdur. E, aslında... Evet neyse bir şey demeyin ben. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup desteklerseniz de çok sevinirim. Hoşçakalın.